Selamünaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir İkiz Annesi'nin günlüğü kanalıma ve mutfağıma. Evet, gördüğünüz üzere ben bugün bir tarif daha vereceğim. İnşallah vermeyi başarabilirsem ve becerebilirsem sizlerle çok sevdiğim yöresel bir tarif olan bir çorba tarifi vereceğim. Bugün bayramın, Ramazan bayramının ikinci günü. Öncelikle herkesin mübarek Ramazan bayramını kutluyorum. Sevdikleriyle, ailesiyle sağlıklı, huzurlu, mutlu, nice nice bayramlar diliyorum. Bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama inşallah bayram geçmemiş olur. Geçtiyse de geçmiş bayramınızı kutlarım o halde. Maalesef bu bayram biraz buruk geçti. Biliyorsunuz, malumunuz Kudüs'ümüzü, Mescid-i Aksa'da yaşanan kötü olaylar, gerek bu pandemi, virüs, hastalık, ailemizde, sevdiklerimizde maalesef yakın bir şekilde görüşemedik, bayramlaşamadık. Sadece telefonla ve internette, Allah'tan ki o var. İnşallah diliyorum ki en kısa zamanda Allah'ın izniyle refaha kavuşuruz. Sevdiklerimize, ailemize sıkı sıkı sarılacağımız nice nice bayramlar geçiririz. Gelelim tarifimize. Yapacağım tarif çorba. Yani çorba diyorum ama suyunu biraz fazla koyunca çorba, biraz az koyunca yemek oluyor. Ama ben yemek kıvamı da seviyorum. Antalya yöresine ait yöresel bir çorba bu. Büyük ihtimalle Yörüklerin yaptığı ve ortaya yaptığı bir çorba. Ben internette hiçbir yerde, hiçbir şekilde bu isimde bulamadım ama belki vardır, ismi farklıdır, bilmiyorum. Eğer siz de tarifi izledikten sonra biliyorsanız, benimle paylaşırsanız sevinirim. İsmine nazaran bir Muğla yöresine ait bir yemek var ama onun da içeriği biraz farklı, malzemeleri biraz farklı. Biz de Antalya'da buna dangil dingil çorbası deniyor. Evet, dangil dingil çorbası. Herhalde çorbanın karışıklığından olsa gerek. Genelde bu çorba ne zaman yapılırdı? Bizde aşure ayında, aşure hani fasulye, nohut da yapıldığı için ondan kalan az az malzemelerle dışarıda benim küçüklüğümde ocakta, ateşte, odun ateşinde kazanlarla yapılırdı aşureler. Bütün mahalleye dağıtılırdı ve tadı ateşte olduğundan mıdır nedir, o zamandan beri o lezzeti ben bulamıyorum maalesef ama yine de çok seviyorum. Öncelikle malzemelerimizi söyleyeyim size. Malzemelerimi ben önceden hazırladım. Bir çay bardağı kuru fasulye ve nohut. Bunu bir gece önceden ben ıslattım. Daha sonra da birazcık kaynattım. Çok yumuşamayacağı şekilde biraz kaynattım. Ve bir orta boy kuru soğan. Ve bir kahve fincanından biraz, çok bir parmak kadar az bulgur, pilavlık bulgur. Ve baharatlarımız kırmızı biber, kimyon, karabiber, pul biber. Ben tuz koymuyorum. Ben çünkü tuz kullanmadığım için yemeklere ve çorbalara tuzu hep sonradan ekliyorum. Yani tuzu sonradan atabileceğim çorbalara sonradan ekliyorum. Çünkü tuzu sevmiyorum ben. Ocağımızın altını yakalım. Ve biraz zeytinyağı. Ben zeytinyağı kullanıyorum her zaman. Ve döküm tencere kullanıyorum. Ben kuru bakliyatlarımı hep döküm tencerede yapıyorum. Et, kuru bakliyat yemeklerimi döküm tencerede yapıyorum. Hem demir vitaminimizi de almış oluyoruz. Biraz zeytinyağı koydum içerisine. Ne kadar? Bu tamamen göz kararı. Benim vereceğim bu tarif göz kararı bir tarif. Yani bir şey yok. Kendi kişi sayısına göre siz bunu ayarlayabilirsiniz. Ben bir çay bardağı nohut ve bir çay bardağı bulgur koydum. Bir küçük kahve fincanından çok az da bulgur. Malzemelerimiz bunlar. Başlayalım. Ocağımızın altını yaktık, zeytinyağını. Sonra soğanı kavuruyoruz. Soğanı da ben önceden tabii ki doğradım. Ben öyle kesme tahtasında tık 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 profesyonel bir şekilde soğan doğrayamıyorum maalesef. Öyle becerilerim yok. Daha doğrusu ben kesme tahtasında hiçbir şey yapamıyorum. Hani salata, soğan, biber, bu yeşillik, bu tarz şeyleri maalesef öyle bir becerim yok. Ben elimde yapıyorum. Et ve tavuk, o tarz şeylerin dışında elimde yapıyorum. Şimdi bunu burada elimde yaparken gözüm yaşarır falan. O yüzden bunu göze almadım. Yani gerek yok benim öyle marifetlerimi görmemize. Bu döküm tencerenin de bir şeyi var.
eksisi var. Çok geç ısınıyor, çok geç soğuyor. O yüzden döküm tencereyi gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum ama demir gerçekten demir vitaminimiz için. Ama yemeklerinizi biraz pişmeden önce bir 5-6 dakika önce kapatıyorum altını ve ocaktan alıyorum. Çünkü o sıcaklığıyla yemekleri içindeki bulunduğu yemeği pişirmeye ve ısıtmaya devam ediyor. Soğanımızı kavuruyoruz. Bu şekilde. Ay, biraz uzun sürmesini istemiyorum aslında bu videonun ama inşallah uzun sürmez. Soğanımızı kavuruyoruz. İşte geç kavruluyor, yapacak bir şey yok. Başka ondan sonra soğandan sonra salçamızı koyacağız. Aslında domates sosu da konulabilir ama ben koymadım. Salçalı yapacağım ben. Siz arzu ederseniz domates sosu da koyabilirsiniz. Benim salçam ev salçası olduğu için dediğim gibi tuzlu bir salça. O yüzden ben tuz eklemiyorum. Eğer ihtiyaç olursa sonradan atılacak yiyeceğimiz çünkü. Tuz sonradan atabiliriz içerisine. Soğanlarımızı kavuralım. Evet, soğanımız kavruldu ve salça ekliyoruz. Bir buçuk yemek kaşığı. Çünkü ben domates sosu kullanmayacağım için salçayı biraz fazla koyabiliriz. Ya daha doğrusu kendi fazla derken kendi yemek zevkimize göre koyabiliriz. Ocağımızın altını biraz daha verelim. Kısmıştım ben soğanlar yanmaması için. Biraz salçayı kavuruyoruz. Kısmı çıkana kadar. Yemek tarif vermek ne kadar zor olmuş ya. Yemek tarif veren arkadaşlara söylüyorum gerçekten. Yani bu hem tarifi vermesi zor, hem malzemeleri ayarlaması zor. Videoyu çektikten sonra editlemesi zor ki ben şu anda bunu hiç edit yapmadan size paylaşacağım. Çünkü ben onu beceremiyorum. O yüzden bir hatam olduysa kusura bakmayın. Çünkü heyecanlıyım. Gerçekten konuşamıyorum kamera karşısında. Sanki milyonlara hitap ediyorum. Yani neden olmasın? İnşallah o da olur bir gün. Ama yemek tarifiyle değil. Çünkü gerçekten bu benim harcım değil. Yemek konusunda pasta, kek. Hani mutfak konusunda çok da iddialı değilim. Daha önce de dediğim gibi Allah'a şükür karnımızı doyuracak kadar misafirlerimizi ikram edecek kadar, ağırlayacak kadar yapıyoruz bir şeyler. Çok şükür. Şimdi salçamız kavruldu biraz. Kuru fasulyemizi ve nohutumuzu koyuyoruz. Biraz da bu şekilde. Böyle biraz kavrulduktan sonra kaynar su koyacağız. Dediğim gibi ben ölçülü bir şey yapamıyorum. Daha doğrusu her gün yaptığım, çok sık yaptığım, günlük yaptığım yemek, pirinç pilavı da dahil. Ölçülü yapmıyorum, göz kararı yapıyorum. Yani ilk kez yaptığım bir yemek değilse, mesela bir pasta, bir kek tarifi bir yerden almadıysam, birisi bana bu tarifi vermediyse ölçülü, ben kendim göz kararı yapıyorum. O yüzden tarif verirken de size de şu kadar bu kadar diyemiyorum. Ben kendim hem tencerenin boyutuna göre hem kişi sayısına göre kendim onu bir şekilde ayarlıyorum. Biraz böyle kavrulduktan sonra da kaynamış su koyacağız içerisine. Dediğim gibi bunu da bir ölçüyor. Göz kararı yani şöyle içindeki kuru bakliyatın biraz üzerine geçecek kadar. Daha sonra yine tekrar ihtiyaç olursa yine yapıyoruz. Biraz bu şekilde bu kaynayacak. Kaynadıktan sonra pişmesine yakın tam pişirmemek gerekiyor. Kuru fasulye ve nohut hafif yumuşadıktan sonra bulgurunu ekleyeceğiz. Bir de ben pardon şunu demeyi unuttum. Kuru fasulyeyi ve nohutu ıslattığım sudan bir çay bardağı kadar ayırdım. Hani vitamini de gitmesin diye. Normalde gazı olur ama bundan birazcık ayırdım. Bundan da biraz koymak istiyorum içine. En azından vitamini de içerisinde olsun diye. Ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi bu biraz kaynasın. Kaynadıktan sonra bulgurunu ekleyeceğiz. O zaman görüşürüz tekrar. Evet arkadaşlar, dangil dingil çorbamız pişti. Ben ocağın altını kapattım. Çünkü dediğim gibi döküm tencereler ve bu seramik ocaklar kapattıktan sonra bile içindeki yemeği
hem sıcak tutuyor, hala sıcak kaldığı için de pişirmeye devam ediyor. O yüzden pişmeye yakın kapatıyorum ki hem çok pişmesin ya da ocaktan alıyorum. Ama şunu belirtmeliyim ki yemek videosu çekmek, tarif vermek gerçekten çok zormuş. Buradan yemek videosu çeken arkadaşlara tekrar tekrar tebrik ediyorum ve önlerinde saygıyla eğiliyorum. Gerçekten çok zahmetli. Benim yapabileceğim bir şey değil, becerebileceğim bir şey diye çok ciddi söylüyorum. Gerçekten zor. Yani yapan arkadaşları tebrik ediyorum. Ama benim yapacağım böyle çok az duyulduğunu bildiğim ve sizlerle paylaşmak istediğim tarifler olabilir. Bu da onlardan biriydi. Antalya yöresine ait dangit dinge çorbası. İsmi bu. Herhalde çok karışık olduğundan dolayı böyle bir isim koymuşlar. Suyunu ben az yaptım. Dediğim gibi çorba gibi değil de yemek gibi tüketmeyi seviyorum. Ve limonla biz bunu tüketiyoruz. Limon sıkarak tüketirsek de çok daha lezzetli oluyor. Yine üzerine istediğiniz baharatları tekrar serpebilirsiniz. Çorbamız bu şekilde. Eğer siz de deneyecek olursanız şimdiden size afiyet şifa olsun diyorum. Ama denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli, yöresel bir çorba. Hem doyurucu, hem besleyici, hem de çok lezzetli. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet şifa olsun diliyorum. Tekrar tekrar mübarek Ramazan bayramınızı kutluyorum. Nice bayramlar inşallah hep birlikte sağlıkla tekrar tekrar bayramlar görürüz. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz, beni takip ederseniz ve like'larınızı da unutmazsanız çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.